f x demiş, x'ten küçük ve eşit olan tam sayıların en büyüğüdür şeklinde tanımlanıyor. Buna göre bunu bulalım. Şimdi f 11 nedir? F kök 11, 3 kere 3 9, 4 kere 4 16, 3 ile 4 arasında, yani mesela 3,5 diyelim, tamam mı? 3,5 nedir? Ne diyor? 3,5'tan küçük tam sayıların en büyüğü nedir? 3,5'tan küçük 3'tür değil mi? Tam sayı en büyüğü 3 olur. Yani başı 3 oldu. Şimdi şuna bakalım. -7 bölüyük. -3,5. Şimdi -3,5'tan küçük tam sayıların en büyüğü. Bundan küçük hangisidir? -3,5'tan küçük. -4'tür değil mi? En büyüğü de -4 olur. Yani -3/4 oldu cevabımız. Şimdi burada f5'i vermiş. f3'ü istiyor. f5'i verdiği için ben x yerine 5 yazıyorum. f5 artı 4 artı f4. F5 yerine 2 yazdığımda 10. Burada eşittir var. 10x4 6. Yani f4'ün 6 olduğunu buldum. Şimdi x yerine 4 yazıyorum. f4 eşittir 4 artı f3. F4'ün 6 olduğunu, 6 kere 24 20. Yani f3'ün 20 olduğunu bulduk. 26 Ceyhan doğru. Şimdi bize F6'yı 1 vermiş. F15'i soruyor. O zaman F6'ya ulaşmak için bakıyorum. X yerine 5 yazarsam F6'ya ulaşırım. X yerine 5 yazdım. Burası F6. Yerine 1 yazayım hatta. 3. F7'nin 4 olduğunu öğrendim. Öyleyse X yerine 6 yazayım bu sefer. F8'i bulalım. X yerine 6 yazdığımda burası F7 oluyor. Burası 4 koyduğumda bu karşıya geçti. 7 oldu. Tamam. F8'i öğrendim. Şimdi X yerine 7 yazayım. F9. X yerine 7 yazdığımda şu F8 oluyor burası. Burası 7 cevabımız 10 olacak bu. Şimdi F9'u biliyorum. X yerine 8 yazayım. F10. Yandık, böyle gelecek miyiz? Şimdi öyle tek tek yaparsak bayağı uzun sürecekti soru. Şimdi şöyle, bu tür sorularda aslında sonradan geldi. Ne yapacağız? Birbirine götürüyor genelde, tamam mı? Şimdi baktığımızda şu şekilde x yerine 5 koydum, x yerine 6 koydum. Bu şekilde devam ediyor. Sonra x yerine 13 koydum en son. Neden? F15'i yakalamak için. Sonra şunlar birbirini götürüyor. En son ne oldu? En son kalanlar F15 eksi F6. F6'nın 1 olduğunu biliyorum. Onun yerine 1 yazdım. Eşittir diyeceğim. Şimdi burada kaç tane 3 var? Onu bulmamız gerekiyor. Şimdi X5'ten 13'e kadar terim sayımız kaç? 13'ten 5 çıkar. 13, 12, 11, 19, 8 artı 1, 9. Terim sayımız 9. 9 kere 3, 27. Artı 1 daha 28. Cevabımız Edirne oldu. Bakalım. 27 Edirne doğru. Şimdi bize F2'ye 11 vermiş. F11'i soruyor. Şimdi bakalım bu sorumuza. Şimdi X'e X yerine 2 yazalım. Şu F(x)'i karşıya atalım şu şekilde bir. Şimdi X yerine hani şurada hani toplama çıkan vardı, birbirini götürdü ya. Burada hani çarpma veya bölme varsa da taraf tarafa çarpacağız, tamam mı? Hani temel kavramlarda bunu öğrenmiştik. Şimdi X yerine 2 koyduğum zaman f3 eşittir 2 çarpı f2. X yeri 2 için, x3 için f4 çarpı 3 çarpı f3. İşte x4 için f5 eşittir 4 çarpı f4 diye nokta nokta gidiyor. F11'e ulaşmam lazım. X yerine 10 vereyim. F11 eşittir 10 çarpı F10. Şimdi dedik taraf tarafa çarpacağız dedik. Bu tarafı çarptık. Bu tarafı çarptık. Bu tarafı çarparsak hani çarptık ya, bunlar birbirini götürür. Bu birbirini götürür. Yani eşitliğin iki tarafı olarak düşünelim. Şöyle birbirini götürdü. Geriye kalanlar ne? F11 eşittir 2 çarpı nokta nokta 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10'a kadar. Yani aslında 10 faktöriyel çarpı F2 oldu. F2 dediğim şey 11 değil mi? Demek ki F11 11 faktöriyel oldu. 28 öyleyse Ceyhan doğru. Şu sorumuza bakalım. Şimdi bize F2'yi sormuş. X yerine ben 4 koyayım mesela. X4 için, tamam mı? F2 eşittir
12 eksi 2 en 1 bölü 2 oldu. Şimdi şurada x yerine 1 koyayım. Bir de şurada yakalayalım. Ne oldu? F 1 bölü 2 3 eksi 2 ev 2 oldu. Şimdi burada F 1 bölü 2 yerine şu ifadeyi şuraya koyduğum zaman, o zaman bunu buraya koyduğumda işte, hadi koyalım. 3 eksi 2 F 2 eşittir. Burada da F 2 var ya, şu yukarıdaki ifadeyi şey yapıyoruz. Şimdi bunu böyle dağıtıp buradaki F'i eksi 4 artı 4 F2 karşılığını geçti. Eksi 4 F2 olarak oradan eksi 3 F2 eşittir 6 çıktı. F2 de oradan eksi 2 çıkıyormuş cevabımız. Ceyhan 4 işlem zaten girsin. Bakıyorum F4 10 olduğuna göre F12'yi sormuş. Bakıyorum X yerine mesela 4 4 yazayım. F8 F4 artı F4 ikisi de 10 olduğuna göre 20 oldu. Şimdi 8 artı 4 yazdığımda F12'ye ulaşırım. F8'in 20 olduğunu biliyorum. F4'ün de 10 olduğunu biliyorum. Cevabımız 30 oldu. Bu arada şu soruyu şu şekilde de çözebiliriz. Şimdi bize Fx artıya böyle böyle gitmiş ya. Mesela yani şu şekilde demek istiyor. F yerine mesela ben F4 4 4 yazdığımda F4 artı F4 artı F4 oluyor. F4 10 olduğuna göre 10, 20, 30 olur. Burada da aynı şekilde bize F15'i soruyor. F5 nedir? Hani F5 nedir mesela? Ben şöyle 5 artı 5 artı 5 yazsam F5 çarpı F5 çarpı F5 olmayacak mı? F5'in 8 olduğunu biliyorum. 8, 8, 8. Bu da 2'nin küpü, 2'nin küpü hepsi 3, 6, 9. Yani cevabımız Edirne oldu. Bir Edirne doğru. Şunun mantığını da söyleyeyim. Mesela niye bunu bu şekilde yazabildiğimi. Şimdi mesela şunu x bunu y olarak düşündüğümüzde f4 artı 4 artı f4 değil mi? Sonra bunu da biz nasıl yazabiliriz? F4 artı f4 diye yazamaz mıyız? Yazarız. O şekilde. Bunu da aynı şekilde neden mesela bu şekilde oluyor? Bunu yine mesela f 5 artı 5 diye düşünüp çarpı F5 yazdığımızda bunu da aynı şekilde F5 çarpı F5 diye yazabiliriz değil mi? O şekilde direkt yazdım yani. Mantığı buradan geliyor. Şimdi burada bize F8'i vermiş. F12'yi soruyor. Şimdi ben burada F4 artı 4 yazdığımda ne olur? Burası 8 yani 10 oldu. F8 10 eşit ya. F4 artı F4 10 oldu. Yani F4'ün 5 olduğunu buldum. F12'yi nasıl yazılırım? 4 artı 4 artı 4 diye yazabilirim. O da F4 artı F4 artı F4 olur. Yani 5, 10, 15 cevabımız bursa. Şu soruyu çözelim. Şimdi bu tür sorularda genelde yazacağız güzelce üşenmeden. Çünkü bu tür sorularda genelde götürüyor birbirini. Şimdi x yerine 1 yazdığımda F1 eşittir. Ne oldu? Kök 2 eksi kök 1. X yerine 2 yazdığımda F2 eşittir. Ne oldu? Kök 3 eksi kök 2. X yerine 3 yazdığımda F3 eşittir. X yerine 3 yazdık. Kök 4 eksi ne oldu? Kök 3. Böyle 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 gidiyor. X yerine hani şurada 80 olduğu için F80 yazıyorum. X yerine 80 yazıyorum. Ne oldu? 81 eksi kök 80. Şimdi bakıyorum şunlar gidiyor değil mi? Taraf tarafı topladığımda ne kaldı? Kök 81 eksi kök 1. Şurası zaten şuranın toplamı. Kök 81, 9, 9 eksi 1'den de 8. Cevabımız 33 Ceyhan doğru. Şimdi şöyle korkunç bir soru çıktığında korkmadan hani çözüme başlayalım. Ama nereden başlayabiliriz çözüme? Hani birbirini götürmelik bir şeyler var mı diye bakalım. Mesela x yerine 1 koyduğumuzda bunlar birbirini götürür değil mi? Oradan başlayalım. X yerine 1 koyduğumuzda burası m artı n eksi n artı m. Aynı şey oldu. X yerine 1 koyduk. Burası da 2 artı m oldu. Şunlar birbirine götürdü. M buradan eksi 2 çıktı. Bu 1. Şimdi x yerine m yerine eksi 2 yazabiliyorsun. X yerine 0 yazalım ve şunlar gitsin. Bakalım neler çıkacak. Yani çok bilinmeyen olduğu için hani gitsin götürsün o tür şeyleri düşüneceğiz. Fn oldu. Eksi fm. X yerine 0 koyduk. M eksi 3.
M'ye eksi 2 koymuştuk, bulmuştuk. Burası eksi 5 oldu. Şimdi M yerine eksi 2 yazdığımda, şuraya eksi 2 yazdığımda, ben F eksi 2'yi bana 7 vermiş. Şurası 7 yani. Artı 7 olarak gittiğinde burası 2. Yani F'ni soruyor zaten. F'n 2 çıktı değil mi? Cevabımız A seçeneği. Şu soruyu çözelim. Bu soru tarzından son yıllarda soru gelmemiş ama nasıl çözüldüğüne bakalım. F2 x artı 1'in Fx cinsinden türünü soruyor değil mi? O yüzden öncelikle biz F2x artı 1'i bulmamız lazım. X yerine 2x artı 1 koyalım. Ne diyor? X gördüğün yeri 2 ile çarp, 3 ekle. 2x artı 1'i 2 ile çarpıp 3 ekleyeceğim. Neyi buluyorum ben? F2x artı 1'i buluyorum değil mi? Yani F2x artı 1'i benim neye eşitmiş? 4x artı 2 artı 3 daha ne oldu? 4x artı 5'e eşittir. 4x artı 5. Şıklarda böyle bir şey yok. Fx türünden eşiti soruyor. Şimdi bu ifadeyi fx türüne nasıl çevireceğim? Bana fx'i vermiş bu olduğunu. Burada x'li ifadem var. Öyleyse buradaki x'i yalnız bırakırım. Bırakalım yalnız. Eksi 3 karşıya gider. Bölü 2 dediğimde x böyle bir şeye eşit oldu değil mi? Burada x gördüğüm yere bu ifadeyi yazdığım zaman fx cinsinden değerini bulmuş olacağım. Artı 5. Buradan 2 çıktı. 2 fx eksi 6 artı 5 daha eksi 1. 2 fx eksi 1. Cevabımız C seçeneği çıktı. Evet doğru. F2x'in fx türünün eşitliği. Şimdi öyleyse önce ben bir f2x'i bulmam gerekiyor. X yerine gördüğüm yeri f2x yazdığımda 2 üzeri 2x artı 5 oldu değil mi? Şimdi bu ifade şıklarda yok. Bunun fx türünden eşitliği soruyor. Yani şurada 2 üzeri x'i yalnız bırakayım. Bu ifade var ya fx eksi 5. 2 üzeri x'in karesi artı 5 diye yazabilirim bunu değil mi? 2 üzeri x gördüğüm yere fx eksi 5 yazabilirim. Bunun karesi artı 5. Şunu şöyle karşıya attım. 2 üzeri x fx eksi 5 çıktı. Şimdi bunun karesini alalım. Birincinin karesi f kare x. İkincinin karesi artı 25. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. 10 f x artı 5 var. Burası 30. Ne oldu? Şıklara bakalım. F kare x. İşte 30 var bir de. Bir de eksi 10 fx. Yani Ceyhan. 36 Ceyhan mı? Hayır, Edirne'ymiş. Bakıyorum. Nerede yanlış yaptık? Şöyle bir daha bakalım. Birincinin karesi. Tamam. 36. soru. Edirne, evet. Birincinin karesi. İkincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. Artı 5 koyduk buraya. Bakıyorum. Burası 30 oldu. F kare x. Bu oldu. Dur bakayım. Cevap Ceyhan doğru. Hoca şıkları hani cevaplarına yanlış yazmış. Ben düzelttim bunu. Bu videomuzdaki son soru. Bakıyorum. F1 bölü 3'ü 7 vermiş. A'yı soruyor. Şimdi öyleyse diyorum şurayı ben 1 bölü 3'e eşitlemem lazım. Burayı 1 bölü 3'e eşitlersem eğer ne olur? X eksi 1 bölü 2 x artı 1 eşittir 1 bölü 3. 3x eksi 3 eşittir 2x artı 1. X eşittir 4. X gördüğüm yere 4 yazdığımda f 1 bölü 3 oluyor. 4 kare root 16 eksi k kaç eşitmiş 7'ye? 9 eşittir k'ye eşit olur. 37 Edirne doğru. Evet, bu videomuzda buraya kadar. Fonksiyon çeşitlerinden görüşmek üzere. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen görüşmek üzere.